<laughs> Merhaba arkadaşlar, Futkoş burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate'in videosuyla karşınızdayım bugün sizlere. Yeni gelen Kokel'in Devray SPC'lerini değerlendireceğim. Prime Moment'lar ikinci kısmı geldi. Onlara bakacağız. Bir de EA'in dün yaptığı bir hata vardı. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ee, oyuna direkt e, geçelim. ilk önce Moment'lara bakalım. ikon Moment'ların hepsi şu anda paketlerde. ilk ilk, e, kıs, ikiye ayırmışlardı bütün mom, e, ikonları. Bütün ikonların en iyi versiyonları Anlar, Moment versiyonları. Burada tek üzücü olan yer Ronaldinho'nun sol kanat olarak gelmesi. Daha geçen senelerde kem pozisyonunda merkezi geliyordu. Merkezi yolun daha rahat linklenebiliyordu. Kartla ilgili olarak, bunlarla ilgili olarak şunu söylemem lazım. Base ve mid versiyonları artık paketlerde yok hiçbir ikonun. Sadece Prime'ları ve Moment'ları var ve oyun sonuna kadar da böyle kalacak. Moment'lar dediğim gibi kartların oynanabilir en iyi versiyonları oluyor. Onu söyleyeyim. E, Stefan Devray'a geçelim. E, 206K e, biliyorsunuz çok fazla paket e, pompalıyor EA yeni Ve Fodder bayağı düştü. 250K civarındaydı. Karta bakacak olursak 5 skill ve 4 safe ayak kart eğlence için bir 5 skill verilmiş karta. Bir 89 boyu var, 78 kilosu var, orta yüksek çalışma oranı var ve kendine özel bir vücut tipi var. Bu vücut tipi gayet güzel bir vücut tipi. E, Devray bir e, 89 olmasına rağmen bir 89 olan diğer kartlardan daha iyi hareket eden kartlardan biri. E, aynı şekilde Rudiger gibi, Davinson Sanchez gibi. Yani bu tarz kartlar da gözükenden daha çevik. Yani çevik değiller ama gözükenden daha çevikler. Kartın 85 hızı var. 83 hızlanma ve 86 sprint hızı var. Çok ortalama. E, şutu önemli değil. E, paslarına baktığımızda Vision ve kısa pasının iyi olduğunu, 4 sayı ayağının olmasıyla birlikte bence çok ideal bir baskıdan çıkış veya eğer Oyuna pasla stoperlerden başlıyorsanız hiç problem yaşamayacak bir kart bu. Sağ ayaklı olduğunu hatırlatmak lazım. E, Çeviklik dengesinin biraz düşük olduğunu görüyoruz. Reaksiyonu yüksek bu güzel. Soğukkanlılığı yüksek. Gerçekten e, sanki kart baskı altında iyi iş yapması için var gibi gözüküyor. E, fakat kart topla birlikte hiçbir şekilde zaten %90'ında olduğu gibi stoperlerin çok kötü hissettirecek. Topsuzda aşırı bir e, çeviklik dengesi yok. Defansına baktığımızda her şeyin 90'larda olduğunu görüyoruz. Düşük 90'larda çoğu ama defansif farkındalığın yüksek 94 olduğunu görüyoruz. Kart tabii ki e, hızının az olmasını dolayı shadow istiyor. Shadow verince tam anlamıyla mükemmel 99 bir defansı oluyor kartın. Ee, hızı da 93 96 oluyor burada. Şunu söyleyeceğim, oyundaki en iyi Cordoba'dan sonraki Serie A stoperi bence. Yani Kolibali'nin headliner'ından yani bir tık daha iyi gibi düşünüyorum ben. O da bir Zebellah adam yiyor ama e, yani bu kart daha iyi olabilir. Birçok işi yapacak. Stamina'sı normal zaten. Gücü yüksek, agresifliği biraz düşük. Onun dışında gerçekten iyi bir kart. Eğer İtalya Ligi kart e, İtalya Ligi kadronuz varsa kesin yapmanız gereken kartlardan biri. E, aynı zamanda biliyorsunuz Timbra da link veriyor. Darmian'ın SPC'si gelmişti. Ona da link veriyor. Graven Börç'e de link veriyor. E, bunlar da düşünülebilir. Ancak takım değiştirmek için yeterli bir oyuncu değil. E, kart iyi bir kart ama çok iyi bir kart kesinlikle değil. Yani en üstün en üst seviyesinde değil. Özellikle hızının eksik olmasından dolayı. Gelelim bugünün yıldızına. E, Francis Coquelin e, kartı e, Villarreal'da oynuyor. Biliyorsunuz Kapue gelmişti o da Villarreal'deydi. Şimdi bu kart e, Kapue'ye göre çok çok daha üst düzey bir kart. Şu açıdan. Şimdi kart 3 skill ve 5 zayıf ayak. Ve kart defansif bir kart. Şimdi defansif bir kart olduğu için 5 sayı ayak bence çok iyi bir tercih olmuş. Keşke 4 skill olsaydı çok çok daha iyi olurdu ama 5 skill 3 sayı ayak olmasındansa 3 skill 5 sayı ayak olmak çok çok daha iyi. Çünkü defansif bir oyuncu. 1.76 boyu var. Yani boyu kısa sayılır. 74 kilosu var. Kilosu da fazla şey değil. Yani daha ufak tefek bir ince bir kart olarak gözükecek. Orta yüksek çalışma oranı var. Çalışma oranı çok güzel. Bu tarz çalışma oranına sahip iyi kartlar ve iyi link linklenebilen kartlar pek fazla yok oyunda. E, genelde yüksek yüksek geliyor veya tam tersi yüksek orta şeklinde geliyor defansın önüne koyduğumuz kartlarda. E, bu tarz kartlar bence değerli kartlar. Average vücut tipine sahip. 1.76 boyu var. E, kart belli bir fiziksel e, varlık yapacak ama e, bir... Glenn, e, Glenn Rice diyecektim. Declan Rice tarzında bir oyuncu değil. Kapıev tarzında da bir oyuncu değil. Yani fiziğiyle oynamayacak ama fiziksel olarak ezilmeyecek. Yani bir kante tarzı bir oyuncu kesinlikle değil. Burada ilk üzücü şeyini görüyoruz. 83 hızı bence 85'in altı eksi birdir. Negatiftir bence. Kartın e, 83 olması birazcık üzüyor. Şutuna baktığımızda bitiricinin 75 olduğunu görüyoruz. Ancak pozisyon almasıyla e, shot power'ın 87 görüyoruz. Yani e, ceza sahası içinde bak e, uzaktan şutları da falsus filan değildi. Ceza sahası içinde doğru açılardan bitirebilecek, e, hiç bitiremeyecek bir kart değil ama bu aralar böyle çok görüyor. Zaten 87'lik bir kart. E, çok da ucuz bu arada fiyatı belli oldu mu? 108K çok ucuz bir kart bence bu tarz bir kart için. Müthiş linkler veriyor bence. Pasına baktığımızda 89 vision, 91 kısa ve 90 uzun pasının olması bence iyi oluyor. Yani mükemmel değil ama iyi kesinlikle. Ee, ilk ikinci problemi de hızdan sonra e, yerinde. Çevik dengesinin çok yüksek olmaması, e, aynı zamanda dribbling özelliğinin 84'te olması ve e, soğuk 82'de olması bence birazcık hayal kırıklığı olmuş. Tabi kartın fiyatını düşünecek olursak buralarda çok takılmamak lazım. Kart şunu vaat ediyor. Pozisyonunu alacak, defansını yapacak, topu kapacak, zayıf ayağında 5 olmasıyla kısa pasının 91 Vision'ın 89 olmasıyla ilk topu rahatlıkla verebilecek veya boyu 1.76 olduğu için hani bir önüne önüne bir tık aldı ve verdi şeklinde yapabilecek. Yoksa büyük bir dribbling, hücumda büyük bir katkı beklememek lazım. Defansına baktığımızda gayet güzel bir defansı olduğunu görüyoruz. Shadow vermek zorundayız kartta hızını mutlaka arttırmak için. Ee, ve 91 defansif farkındalığı dışında en önemli şeyler 99'da kalıyor. Zıplaması keşke daha yüksek olsaydı. 1.76 büyük bir kafa topu hakimiyeti zaten olmayacak kartta. 82 gücünün olması ortalama bir şey. Boyunun ufak kilosunun az olmasıyla. Ama agresifliği yüksek bu güzel. Staminası 88 bu iyi. Ee, yani bu iyi derken idare edecektir defansta geride kaldı diyeceğimiz için. Kesinlikle iyi bir kart. Kesinlikle bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, ama eğer takımınızı uyuyorsa... Çok iyi bir kart değil. Aynı Devray'da olduğu gibi. Yani ben bunu alıp takımıma koyayım. Ee, bunun için takımı değiştireyim. Yok. Yani alandan falan iyi değil kesinlikle. Yani e, şu anda markette bulunan 300K'lık kartlardan çok daha iyi falan değil. Ama 108K için fiyatlandırması da gayet güzel olmuş. Kokel'in kartı için. E, bence iyi bir kart. E, linkleri de zaten genelde ucuz kartlar. Donjuma falan var biliyorsunuz. Ee, şimdiden e, takım 2 e, Takım 1'in Futbol e, takım 1'in SBC'lerin çok daha üzerine çıktı bence Gayet güzel bir nokta bu ee, Yani bu Bugün baktığımız zaman Güzel bir SBC geldi fiyatı da uygun e, Devray da uygun fiyatı sayılır bence e, o Sunduğu şeye Karşılık olarak yani gerçi birazcık pahalı Devray yani stoper sonuçta Çok para veriyoruz oraya ama eğer İtalya Serial ligi gidiyorsanız Mkhitaryan'ı mutlaka yapmanız lazım. E, Theo Hernandez, Cordoba, De Vrij e, bence kesinlikle elinizde olması gereken kartlardan olmuş. E, Torreira'yı da kullanabilirsiniz. O da gayet güzel bir kart mesela. E, burada da İspanya gidiyorsanız müthiş link veriyor. Yani Fransız ve İspanya Ligi e, işte Dembele'lere vesaireleri de veriyor. Benzema'ya vesaire de veriyor ama e, İspanya Ligi'ni başka liglere bağlamak için de çok rahatlatacak bir kart. Şimdi gelelim e, dün yayın yaptığı bir hataya. Biliyorsunuz bu sene EA o kadar çok skandal hataya imza attı ki dün olmasa şaşardık. Biz de yayında bunu zaten e, bizle birlikte olanlar biliyorlar. E, Footbirth Day e, swapları geldi. Tokenleri kullanabileceğimiz mağaza açıldı. Takaslar yerinde var. Burada 10 e, token karşılığında takım birden Footbirth Day takım birden oyuncu seçimi yapabiliyor. Oyuncu seçimi değil. Paketi geliyordu. Bir oyuncu çıkan. Bunun içinden Futbol takım iki oyuncuları çıktı. Ee, bu normalde sadece birinci takımdan oyuncular çıkması gerekiyordu. İyi bunu görünce paketi e, mağazadan çekti. Sonra halletti, geri koydu. Ve resmi açıklamayı yaptığında da aynen şu cümleleri kullandı. Bu sorundan etkilenen insanları telafi edeceğiz. Her zaman söylediği şey oldu. Bu sorundan e, etkilenenler derken şunu demek istemiş olabilir bunu bilmiyoruz. Eğer siz paketi açtınız takım 2'den bir oyuncu çektiniz diyelim. Size bir kez daha paket geleceği kesin. Ama benim gibi paketi açtınız ve takım birden bir oyuncu seçtiyseniz gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Normalde gelmesi lazım. Çünkü bir haksızlık oluyor. Çünkü normalde pakette 11, 14 oyuncu olması gerekirken işte 23-24 oyuncu olmuş oluyor daha fazla büyük bir havuz olmuş oluyor içinde. Şanslar değişiyor. Ama şunu biliyoruz ki yeniden paket alacak. O çektiğiniz oyuncuları da tutacaksınız eğer yaptıysanız. Aynı şekilde 83 80 83 90 arası paketinde de bir arıza vardı. Onu da kompanse edeceklermiş. Orada bana bana soracak olursanız oradaki oyuncuların hiçbirinin almaya gerek yok. ben orada 86 x 7'nin çok güzel şeyler attığını gördüm. 86 x 7. 83 80 83 90 Ultimate paket ve e, nadir oyuncu paketi kesinlikle alınabilecek şey olarak görüyorum. Şimdilik bu kadar benden arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.